Efendim merhabalar, Ne Var Ne yok. hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli araştırmacı Kubilay Aktaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Eyvallah. İyi ki geldiniz. Çok uzun zamandır da Kubilay Hoca'yı konuk alamıyorduk. Evet. Suç bende dedim. Ee, evet. İnşallah bundan sonra daha sık Kubilay Hoca'yla Ne Var Ne Yok izleyicilerini buluşturacağız diyelim. Hocam özellikle ölüm ve ötesini konuşmak istiyoruz. Astral seyahati konuşacağız. Ama e, insanlar ölümden sonra ne yaşayacağını bilmiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki yazıyor ama e, ölüme ne kadar hazırız? E, ölüm deyince insanlar neden korkuyor? E, buradan bir girizgâh yapalım. Ya böyle konular hep bana geliyor. Bunlarla ben de. İşte astral seyahat, o boyutlar, ölüm ötesi falan filan ama zaten yaşadığımız dünyanın kendisi ne kadar enteresan değil mi? Çok. Yani bir yumurtaya bakıyoruz değil mi? Yani sab her sabah yediğimiz yumurtaya bakıyoruz. Yani 21 gün o tavuğun altında kalıyor. Böylesi bir mucizeye karşı. Güneşin doğmasına karşı, elimize yüzümüze karşı ya nasıl bir sistemin içindeyiz? Önce tefekkür, nerede yaşadığımızın farkında mıyız biz? Ya. Her şeyi biliyoruz yani. Borsayı biliyoruz, o ne yapacak biliyoruz, bunları konuşuyoruz, onları konuşuyoruz ama içinde yaşadığımız şeyin acaba farkında mıyız gerçekten? Dün alışverişe gittik, koskoca mağaza, müzik, herkes böyle kendi aç güzel alışverişler var. Çat etti elektrikler bir kesildi, zınk. Bir gün çat edecek, YouTube'u da kesilecek, her şeyi kesilecek, her şey bitecek kendi iç dünyamıza bir düşeceğiz. O zaman eyvah aldandık. Şu fani dünyayı baki zannettik. Tek gerçek bu. Buna hazırlanmak için buradayız. Yani bu dünyanın amacı nedir? Bu dünyanın amacı doğru ölebilmektir. Başka hiçbir amacı yok. Yaşadığımız bütün olaylar imtihandır. Cumhurbaşkanı da olsanız, programcı da olsanız, çöpçü de olsanız o sadece tek bir şey için buradasınız. Bu mükemmelliği takdir ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Buna karşı duyarlı mısınız, duyarsız mısınız? Peki, farkında değil gibiyiz sanki biraz değil mi? Ee, i̇man daha kalbimize yerleşmedi. Taklidi iman. Aa, çok yani güzel. taklidi ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebeler var kendi içinde hepsinin. Dolayısıyla yani bütün Kur'an'a baktığımızda, bütün kadim öğretilere baktığımızda tek bir gerçek var. Ölmeden önce ölmek. Yani... Bu ene denilen, bu benlik denilen, bu zan, ilizyon derler ya. Bunu sahibi hakikisine ver. Ya tabiata vereceksin ya kendi kendine diyeceksin veya tesadüf diyeceksin. Veya diyeceksin ki ya bir saniye arkadaş. Dün arkadaşın gözüne bir kıl kaçtı biliyor musun? Yandı gözü çıkaramadık. Yani bir kıl ya bir kıl yani. Bir kan pıhtısı yani şu beyin bu kadar bilim beyinciler, beyin e, doktorlar, beyin cerrahları, mucize beyin cerrahları. Yani mucize bunun içindeyiz. Buna karşı duyarlı olmak bakmaz mısınız, görmez misiniz, düşünmez misiniz? Peki o mucizelerin farkına nasıl varacağız? Yani tefekkür, nasıl uyanacağız? Tefekkür, tefekkür. Nasıl varacağız? Şöyle varmayalım inşallah bir gün Allah korusun tersinden vardırtmasın yani. Anlatabildim mi? Hani bir adam 72 tane dil biliyormuş. Ana dilini bir türlü yakalayamıyorlarmış. Demişler ki ya bu adamın ana dili ne? bir insanın ana dilini korku anında yakalarsın. Korktuğu zaman yakalarsın. Doğru. Adam uçurumu kenarına demiş ya ana dilinde konuşacaksın bileceğiz demiş. Yok konuşmayacağım yine söylemeyeceğim ana dili. Arkadan bir itmişler ana dili. Allah <laughs> hepimizin ana dili gerçekle karşılaştığımız zaman söyleyeceğimiz tek bir kelime var. Neydi yani bu hayat neydi? Kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yani bu dünya hayatının bir oyun, oyalamacı olduğu, e bugünkü tabirle işte ilizyon olduğu, rüya olduğu ve bir numuneler dünyasındayız. Bize gösterdiğin numunelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Ahiret hayatı gerçektir. Bunu ancak ölüme yakın deneyim yaşayan kişiler, bunu gerçekten başına bir şey geldiği zaman damdan düşen gelsin diyor ya, Benim biliyorsun yani bu konularla ilgilenmeler, birçok işte şeyler ama... Gerçekten hepimizin varacağı tek şey ve buna hazır mıyız? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Evet. Ve mesele iman. İman nedir? Allah'a iman. Yani bu kainatın bir iradesi var. İ i̇rade var burada. Allah'ın iradesi, bir bilinç var, bir yaratım var, kasti bir düzen var. Bir kasıt var yani, bir amaç var ve bu tohum orada meyve verecek. Yani bu tohumu ekiyoruz. Bu meyvenin çıkması çok normal bir şey mi yani? Bu tohumdan bu meyvenin çıkması çok normal mi? Bu portakalı yapamıyorsun ya. Hiçbir şeyi yapamıyorsun. Ama yapay embriyoyu herkes alkışlıyor. Ama gerçeğe var. Ne kadar sıradanlaştırıyoruz. Çok. O kadar ki yani en evet. şey bir şeyi alıyor oradan. Ekstrem bir şeyi kopartıyor sanki mucizeymiş gibi. Her yer mucize. Her an mucizenin içindeyiz. Şu topraktan Hazreti Mevlana söylüyor. Kan ve irinden olan bu bedenden diyor. Böyle manalar nasıl çıkıyor diyor? Topraktan bunlar çıkıyorsa ya ışığın dünyasına girdiğimizde ne olacak? Hani şu anda şeydeyiz gündüz. Yıldızları göremiyoruz. Gece olduğu zaman görüyoruz. Öldüğümüz zaman da başka yıldızları göreceğiz. Bu topraktan Bunlar çıkıyorsa ışığın bedenine girdiğimizde işte o bizim o astral dediğimiz, eterik dediğimiz, tasavvufta latif beden dediğimiz, kılıf beden dediğimiz veliyullah'ın belki birçok seyri sülukta yaşamış olduğu katman katman bedenler. Ahirette diyor, kişinin bütün amelleri karşısına çıkacak. Bugün kitabını oku. Ne yapıp ettiysen. Buraya ekiyoruz. Buradan giriyor. Buradan giriyor. Buradan giriyor. Hepsi burada toplanıyor. Bütün varlığımız burada, burası meyvemiz ve bu meyvenin içinde bir çekirdek var. Bu çatladığı anda artık ışık dünyasında yaptığımız bütün amellerin karşılığını göreceğiz. Ee, astral seyahat dediniz hocam. Birazdan ölüm anını da çok merak ediyorum, onu soracağım ama astral seyahat, e, siz yapıyorsunuz, öyle değil mi? Ben özellikle yapmıyorum. Benim başıma geliyordu, geliyordu, hala da zaman zaman gelir insanların da başına geliyor fakat kimileri farkında olmuyor. Nasıl başımıza geliyor yani? Nasıl ayırt edeceğiz onu? Şöyle oluyor, üzerimizde çok enerji yoğunlaştığı zaman, yani beyin artık bu nöronlar, bu rahat suresinde şimşekler çok çaktığı zaman, çok tefekkür hmm. olduğu zaman, üzerinizde bir yük olduğunda tam o uykuya geçeceğiniz anda o boşluklar oluyor ya, oralarda dengelerini bir titremeler olabilir, boşluklar olabilir. Yani enerji mutlaka kendisini dengeler. O dengelenme esnasında varlığınız bir yerlerde askıda kalabilir veya bir portala geçebilir. Hani yüzde 49 ile yüzde 51 arasında bir yerde seyredebilirsiniz. Hı -hı. Topraklanma gibi düşünün. Aslında insanın uykudan daha çok rüya görmeye ihtiyacı vardır. Öyle yani mi? rüya görmediği zaman bir insan çıldırabilir, delirebilir. Bilinçaltı kendisini böyle topraklar. Hapşırmak da bağışıklık sisteminin, esnemek de bağışıklık sisteminin Peki, bir şeydir. Peki rüya orada paralel evren midir? Bir saniye. Tamam aynen astral seyahat de aslında astral seyahati bilinçsiz. Yani biz buna fizik bedenden latif glaf bedene bilinç hmm. şey olur. Ozmoz difizyon gibi geçiş yapar yani. Onlar paraleldir dediğimiz şey uzantılarıdır. Yani bir su taşı deniz şey attığınızda suya attığınızda dalga dalga oluşuyor. Ya, şu anda konuştuğum kelimenin alemi manadan baksak, melekut aleminden baksak kokusu var, görüntüsü var, rengi var. Küfür edersin burada ok olur. Yalan söylersiniz yılan olur. Dua edersiniz, salavat okursunuz cennet olur. Bunu şu anda göremiyoruz biz de. Ama bunlar çok normal aslında. Yani bunlar gerçek. Yani bunlara fizik şu anda teleskopla göremezsiniz. Bunları mikroskopla göremezsiniz. Göremediğimiz şeyleri biz genelde yalanlıyoruz ya. Yok öyle bir yani. şey. Halbuki sonra, metafizik bir dünya var orada. Ya sonra bilim her şeyi açıklamak gibi bir şey yok ki. Bilim her şeyi açıklayamaz. Yani evet. sezgiyi nasıl açıklayacaksın? Biraz bilim tapıcılığı var. Tapı her şeyi bilim, her şeyi... Eyvallah bilim baş tacı. Bilim Allah'ın esmalarından bir esma. Bilinebilmenin de araçları çok sınırlı zaten. Gözümüz ne kadarını görüyor ki? E, rüyamızda neler görüyoruz? E, daha ne alemlerden bahsedilmiş? Yani hayret içeri hayretteyiz aslında. Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor Rabbim hayretimi arttır. Rabbim tefekkürümü arttır. Yani. Yaşadığı... Hayretimi arttır diye dua ediyor. Evet Aa, yani yaşadığımız güzel. şu sisteme baktığımızda bir su ya bir su bir su. Bir su. Hidrojen oksijen bir araya geliyor. Bir yanıcı biri yakıcı. Ya bunları bilim açıklıyor. Bunlar aslında çok da abartılacak şeyler değil. Yani daha önemli meseleler var. Bakın ben size nöronların sinaptik ağlarını anlatayım. Falan. Konuyu dağıtmayın ya. Allah rızası için Allah mükemmel bir sistem yaratmış. Bu yobazlık değil, bu geri gidicilik değil yani. Bu hakikatin ta kendisi ilim var, irade var, kudret var. Ve bu şeylerin kendisinde o yok. Yani bir elektronda bu yok, bir böbrekte bu yok, bir gözde bu yok. Demek istediğim bizim ilk yalanımız... ...böylesine mükemmel bir şeye karşı duyarsız kalmaktan geliyor. Ve buna duyarsız kalan sana bana hayli hayli duyarsız kalacak yani. Hmm. Seni beni çok rahat satar yani. Hmm. Bu tefekkürü yapamayan bir kişi... Her şeyi yapabilir, ondan her tehlikeyi bekle. Menfati ne olduğu gibi şey yapar yani. Onun için bu dünyaya biz niçin geldik? Allah'a iman ve ahirete iman, emin olmak, şüphesiz olmak için geldik yani. Başka e, hiçbir şey yok. Sana bana bunu yapar yani, Tabii buna teşekkür diyorsunuz ya hocam. Şimdi mesela bazı insanlar diyor ki, işte cinlerden korkuyorum diyor. Ben cinlerden değil, insanlardan korkuyorum. Çünkü hakikaten de insanlardan neler neler görebiliriz. E, ...bu iman dürtüsünde bu, olmayan cinler, kişiler. Bu cinler meselesi de çok enteresan. Cinler, cinler, cinler işte şunlar... ...hep gaybi konular gaybî... ...ey cinler diyor... ...insanlardan büyük bir kısmını hükmünüz altına aldınız. Bu cinler bizim düşüncelerimizdir. Bu cinler başka boyutlarda yaratılmış varlıklardır. Ve bu cinler... ...bilemediğimiz gerçekliklerimizdir. Birçok mertebenin cini var. Birçok mertebenin şeytanı var. Deccal sadece sosyal deccaller yok. Biyolojik deccal de var... Öyle virüsler var ki vücudu yanıltıyor. Bunlar birer kavram. İsa bir kavram, Deccal bir kavram. Evet hakikatleri var kişisel olarak. Ama bunlara ontolojik bakalım. Bunlara bütüncül bakalım. Biyolojideki Deccal'i bulalım. Biyolojideki Mesih hücrelerini bulalım. Messenger'ları bulalım yani. Psikolojidekileri bulalım. Sosyolojidekileri bulalım yani yedi katman. Dolayısıyla cinler deyince sanki hep dışarıdan bir şey geliyor. Evet. İçimizde yine cinlikler var. Ya işte <laughs> İçimizde yani... şeytanımız, şehvetimiz, öfkemiz, nefretimiz, şeytandan belki daha tehlikeli olan şey bizim nefsimiz. Kesinlikle. Yani kavramları alıyoruz. Bu kadim kavramları alıyoruz. Tek bir noktaya indirgiyoruz ve bunun üzerinden prim sağlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir bak sen biliyorsun yani hep korku hep endişe hep kaygı yani e, bir teslim olamıyoruz. Işte i̇man siz Allah için olursanız Allah sizin için Ya Allah var. <laughs> ben önce kendi kapımın önünü bir temizleyeyim, şey yapayım ve şu nerede yaşadığımın bir farkına varayım. Yani bak. mesela Gazze'deki insanları görünce ya bu nasıl bir teslimiyet diyoruz? Evet, evet. Yani adam çoluğu çocuğu şehit oluyor. Evet, hala evet. Allah var. Bizde o yok. O teslimiyet yok bizde. Şimdi belki biz de o raddeye gelsek ona ulaşacağız belki. belki de. Çünkü insan sıkışmadan, başına gelmeden bir şeyler de pik etmiyor yani. Dolayısıyla kabz esmasında da bir rahmet var. Fakat bütüncül okumak yani onu bütün mertebelerinde görmek. Yani sadece kırmızıda güneşi görmek değil, yeşilde de güneş var. Her nereye dönerseniz onun yüzü oradadır dolayısıyla yani tek bir boyutta cinler yok, tek bir boyutta astral seyahat yok. Bir fikirden bir fikire geçmek de aslında bir seyahattir. O da bir astral seyahattir diyorsunuz. O da bir diyorsunuz. yani. Eskiden spiritüel dünyanın kişisel gelişimin mesela içinde veya başka konuların içinde sonra esas hicret işte esas büyük cihat nefisle olan cihat ve bu nefis son ana kadar yani şunu demek istiyorum. Bütün meseleler içerisinde en temel mesele ahirete iman. Öldükten sonra yaratılacaksın, var olacaksın. Nasıl ki rüyalarında görüyorsun günün özetini, yaşamının özetini de göreceksin ama onları canlanmış şekilde göreceksin karşına çıkacak. Yapışacaksın. Belki yani beş vakit namaz bile hani tabirimi ne olur? yanlış anlamayın. eğer tamamen teslimiyetle yaparsak o bile astral seyahat aslında değil mi? Tamam miraca çıkmak Mirac, gibi bir şey ve o namaz canlanacak. Yaptığınız her amelin, ibadetin sureti var. Zekatı verilmemiş mal mızrak olarak kişinin sırtına saplanacak diyor mesela. Siz oraya aurasına baktığınızda, kalp manasıyla baktığınızda gerçekten orada mızrağı da görürsünüz, orada zinciri de görürsünüz. Görebilirsiniz Allah aca. Bunlar bugün makinelerde görülebiliyor. Yani gayb dediğimiz o perdelerin bir kısmı, bir kısmı bütünü değil Allah dilediğini açar. Bazı kullarını açabilir ama bunların doğru tevili de çok önemli. Hüküm de verilmez bunlarla alakalı. Yani bunlarla ilgili hüküm verilmez ama şunu demek istiyorum. Taşı attığın anda nasıl dalga dalga oluşuyorsa yaptığımız her amelin kokusu da var, görüntüsü de var, ilişkisi de var, sosyaldeki ilişkisi de var. Yalan yılan olur. İşte domuza çevirdiler onları. Maymuna dönüştürdüler. İşte domuz demek hınzır yani. Artık sadece materyalizm. Ondan başkasını göremiyor. Kafasını sağa sola çeviremiyor. Böyle dönüyor yani. Domuzun, biliyorsunuz şey yapan boynu yoktur. Ama bizim boynumuzu esnetmemiz lazım. Bedeni esnetmek lazım. Yani ne demek istiyorum? Latifleşmek lazım. Katılaşmamak lazım. Kesifleşmemek lazım. Onun için bütün ibadetler hep insanı ilahi olanın, yarattığı tabiat ile doğa ile insan arasındaki o rezonansı sağlıyor. Maymuna dönüştürür o insanları diyor. Daldan dala zıplarlar onlar. Yani bir fikirde de sabitçi yapamazlar. İşine geldiği gibi taklit ehlidirler. Yani bütün o hayvanat aslında insandaki sıfatlarla alakalıdır. Yani e, yılan diyor ya e, bizzat yani senin o medeni dediğin insanların diyor içine bir baksan diyor orada Yılanları göreceksin, akrepleri göreceksin, şunları bunları göreceksin. Ama bunlar işte dünyanın imtihanı bu zaten. Yani bizim imtihanımız bu. Bizim sorumuz bu. Hocam rüyalar dediniz yani rüyalar hakkında çok şey söylenir. Ee, az önce dediniz ki günün özetini rüyada görüyorsunuz dediniz. Ee, bazen e, insan o rüyayı kontrol edebiliyor ya da rüya o kadar gerçekçi geliyor ki... ...uyandığınızda çok şaşırıyorsunuz. Ee, o rüyanın sırrı nedir? Yani e, anlatmak gerekir mi? Anlatmamak mı lazım? Çok şöyle tabii çok rüya çeşitleri var. Yani bedene ait nefsani rüyalar, içgüdü merkezine ait rüyalar var. Düşüncelere, duygulara ait rüyalar var. Bazen kolektif bilince çıkarsınız. Oralarla ilgili vizyonlar, rüyalar var. Bazen de bizzatihi işte peygamberliğin kırkta olan sadık rüyalar da var. Yani rüya da Tıpkı hapşurma gibi bağışıklık sistemimizin bu psikolojik bağışıklık sistemimizin bir dengelemesi. Midemiz nasıl gıdaları hazmediyor? Buraya o kadar çok düşünceler, bilgiler giriyor ki burayı bir şekilde siz burası hazmediyor onu. Bu mesela bu İçin... rüya tanımını ilk kez diyorum. Hani yani bunu hazmediyor. Tabii bunu ilk kez diyorum. Biz ne varlığıyız? Kelime varlığıyız, akılız değil mi? Her şeyi kelimeler, cümleler. Yanlış bir cümle ki deccal dediğimiz yanıltıcı demektir. Deccal'in yanlış bir cümlesi girdiği anda bütün algoritmanız bozuluyor. Mozart'a 9. senfoni nasıl blok olarak inmiş? Net bir tanesini çeksen olmaz evet. o. İşte iman da öyle bir ilham, öyle bir vahiy ki onun içinden bir şey çekemiyorsun. Ama bazen deccal oralara öyle şeyler sıkıştırıyor ki bunlar e, algoritmayı bozuyor. Kelimeler cümleler, düşünceler duygulara sebebiyet veriyor. O duygular görüntüye sebebiyet veriyor. Her şeyin temelinde olan şey aslında nefes. Ve bu nefesin bir sesi var. Ve bu ses belli noktalarda hecelere dönüşüyor, heceler oluyor, kelimeler oluyor. Yani aslında akıl varlığıyız, değil mi? Düşünceler beynimiz öyle bir tarla ki Düşünce ekiyoruz buraya, görüntü ekiyoruz, sürekli bilgi ekiyoruz. Biz bilgi varlığıyız, bilgiden başka bir şey değiliz. Ve bu bilgilerin içerisine negatif bir şey sokulduğu zaman işte decele, yanıltmaya hizmet ediyor. Ama Kur'an gibi iman hakikatlerini şey yaptığımızda o zaman imana hizmet ediyor. Rüyalarımız da bunlardan haber veriyor. Rüyalarımızda her nefis mertebesinin kendisine ait rüyası var mesela. En deyseniz, yılanlar görürsünüz, çıyanlar görürsünüz, akrepler görürsünüz, süfli sürünen hayvanları levvamedeyseniz mülhimeye doğru koyunlar, keçiler, mutmainne de insanları görürsünüz. Yani insan bu kainatın, kainat ağacının meyvesi olduğu için tabiatta ne varsa, kainatta ne varsa hepsinin numunesi insanda var. Her duygunun da hayvanla bağlantısı var. Her hayvanın da bir düşünceyle bağlantısı var. İnsan nedir diye bir şey yapsanız böyle. İnsanı hayvandan ayıran şey nedir? Nedir hocam? Nedir? Düşünüyor olması biliyor, düşünüyor olması. Kelimeyiz biz kelime. Buraya ekiyoruz. Nasıl ki midemize ekiyoruz, bedeni oluşturuyoruz. Buraya da ekiyoruz, ahiretimizi oluşturuyoruz. Bu astrofizik. Bunu teleskopla göremezsiniz. Bunu ancak Muhittin Arabiler anlatır. Bunu ancak Mevlana'lar anlatır. Bunu ancak batıda da anlatanlar var. Kadim bilgelikte de anlatılan anlatanlar var. Felsefe ondan bahsetmez ama onun işaretlerini gösterir. Der ki Hegel der mesela bunu. Her bir düşünce iktidara oynar. Bir düşünce girdiği an sana iktidara kadar seni bütün nüle e, kabz etmeye kadar nüfuz etmeye kadar seni alır. Bugün öyle yanlış cümle kalıpları derken öyle fikirler öyle zehirli fikirlerle insanların kafası manipülasyonlarla ve şu beyninize inanmayın. <laughs> Beyninizi lütfen Kur'an'ın çatısı dediğimiz, Peygamber Aleyhisselam'ın çatısı dediğimiz, Kadim Bilgelik çatısı dediğimiz, onun altına alalım. Aksi takdirde birileri bunu çok fena hipnotize ediyor ve uzaylıyı da görürsünüz. Bak söyleyeyim, gelir yani. Bunlar gelir, geldi. Bunlarla ilgili hani çok şeyler anlatabilirim. Uzaylı da gelir, başka yerlere de gidersin. Bu beyin her şeyi yapabilme şeyine kudretini vermiş Cenab-ı Hak. Hiç bu işlerle dolu muciz ama belalarla belalarla dedi. İnsan bir olasılıktır. Ola da bilir, Olabilir, bilir. Hayvandan daha da aşağı mertebeye düşebilir. İnsanı hayvandan ayıran şey düşüncesidir, aklıdır. Aklı aklın da tek amacı vardır. İyi köprü yapmak, güzel köprü bunlar eyvallah bunlar dünyevi akıl. Esas akıl ahireti görebiliyor musun? Şu dünyanın bir imtihan olduğunu, bir geçiş yeri olduğunu görebiliyor musun? Çünkü ölümle karşılaşacaksın bu kesin. Ona herkes Kaçışı oturacak. Yok. Tek gerçeğimiz bu. İstediğini bilebilirsin yani. Borsayı bilirsin, onu bilirsin. Şu her şeyi bilirsin. anla. Ama onunla karşılaşacaksın. Ölüm anı nasıl bir an? <laughs> ne oluyor ölüm anında? Onu Kur'an'da öyle güzel can boğaz'a gelip dayandığı vakit. Ha evet o tabiri başlayıp böyle çekildiği vakit. Kişi o zaman kesinlikle öleceğini anladığı vakit. Herkes ortak olarak ne diyor biliyor musun? Allah'ım yeniden gönder beni. Lütfen gönder biliyordum ama biliyor. Bitmiştir onun dönüşü yok. Arada berzah vardır. Süre verilmesi gereken kadar size süre verildi. Verildi. Yani ee, her şeyi biliyoruz. Fakat sorun ne biliyor musun? Sorun da değil. Çakallık ne biliyor musun? Çakallık bir ustadın ifadesi. Diyor ki sinek ısırmasından kaçıyorsun. Tekel mükellefiyetten kaça. Yılan ısırmasına sarılıyorsun diyor. Çok zeki ya. Işte. Yani ama ne şunu yapacaksın, ne bunu yapacaksın ne şunu edeceksin. Hani ben hemen dünyanın işlerini bu çok kısa vadede kar gibi görünen uzun vadede çok büyük zarar. Bu bedenimiz bizim, bu bilincimiz bizim tamamıyla Allah'ın koymuş olduğu sisteme ve yasalara göre. Ama nefsin bahanesi var. İşte bunlar öyle, şunlar böyle. Ya geç onları. Geç her şeyi. Sen tek başına. Bak bir bebektin. Anne rahminde bir damla suydun. Bir damla su. Bir damla su ne hale geldi. Ben işte Ramazan'ın son 10 günü böyle bir sürü sitelere giriyorum. Bir anda hani hadi esması vardır. Bir de modil esması vardır ya. Merak ediyordum bu deist kafayı bir şey. Yani böyle bir şey tık etti modül esmasına bir geçti. Allah şey oldu bütün algoritma modül esması biliyorsun sapıttıran evet, yani evet. inkar etmiyorsun ama dedim Allah'ım yardım et <laughs> gitti dedim yani hakikaten o nur o feyz öyle bir şey ki yani bunu ta talip olmak lazım. Dünyaya talip olursanız bu gelmiyor. Ama dünyanın bir geçiş yeri olduğunu ahiret için yaşarsanız Allah o feyzi o bereketi veriyor. O zaman işte İsim verebilir miyim? Tabii Profesör Doktor İbrahim Esin'lerin sayfasında o Kur'an'ın matematiksel mucizelerinden tutun aman Bak, ya bu Allah tevafuk herhalde. Neden Allah. biliyor musunuz? Neden? Bugün İbrahim Hoca'ya not bıraktırdım ben. Ben tanımıyorum kendisine. Öyle mi? Dün ha. gece Zülkarnain kitabını okudum onun. Yeni çıkmış. Ha. Kitaptan çok etkilendim. Zülkarnain'in kim olduğunu kitapta söylüyor. Hmm. Alenen. Arkadaşlar şu kapıyı kapatır mısınız? Sabahta İbrahim Hoca'nın Instagram sayfasını buldum. Ee, onun Yardımcısının numarası vardı. Not bıraktım. Dedim ki İbrahim Hoca dönebilir mi İbrahim bana? İbrahim hangi ama İbrahim? Ama hangi İbrahim'den bahsediyoruz? <laughs> Değil bir İbrahim. Tevhid İbrahim'i. İkisi de İbrahim diyelim. Biz ikisini de İbrahim'e bağlayalım. Bizimki İbrahim Esinler. Kur'an mucizelerini. Bizimki de İbrahim Esinler. Öyle mi? Evet evet. Kur'an mucizelerini anlatıyor. Evet. Aa, ama aynı zamanda doktor. Evet doktor. Tamam. tamam. Aynı, aynı kişiden bahsediyoruz. Aa, tamam. İyi. Yani, kayda okuyor, Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Aynı kişiden bahsediyoruz hocam. Müthiş bir tavaf bak. Aa, bir saat çok, önce aradım. Tamam. Ankara'da yaşıyormuş. Evet. O, yani o şaşırdım şu anda beni. Ya. Vallahi şaşırdım. <laughs> yani bir baktım Allahu ekber ya her şeyi tek tek ölçtük ve biçtik. Öyle bir matematik var ki çek birini seyrele gümbürtü bir hücre yapamazsın. O kadar aciziz ki, o kadar fakiriz ki sadece neyiz biliyorum Sadece seçimden ibaret. Yani seçiyoruz sadece. Yani, aha, şunu şuradan alıyorum ağzıma kadar götürüyorum. Bütün ne kaslarıma ben yaparım ne beynime hiçbir şey Girdi içeride, içeride neler oluyor onu da bilmiyorum. Yani. Böylesine bir hakikatin içerisindeyiz. Her gün güneş doğuyor, nefes alıyoruz ama tamam. elektrikler kesildiği an ne oluyor? Farkına varıyoruz. İşte elektrikler kesilmeden önce e, bunu uyanmak, yani ölmeden önce ölmek, emaneti sahibi hakikisine vermek, niçin burada olduğunu bilmek. Dolayısıyla rüyalar ahiretten haber verir. Rüya demek, hakikatin size yansıtılıyor olması demektir. Hakikat o kadar yani e, bütüncül olan bir şey, yoğun olan bir şey. Hani Musa Aleyhisselam dedi ya e, Allah'ım görmek istiyorum. Göremezsin. Yani gözler onu göremez. Ancak misalleriyle, sembolleriyle, işaretleriyle bir kıyası misal olarak görebilir. İşte çiçekte onu görürsün, güneşte onu görürsün, kendinde görürsün. Dolayısıyla rüyalar bu dünyanın iç gölgesidir. Dış dünya dış rüyadır, İç dünyamız ise iç rüyadır. İki rüya arasında sıkışmış durumdayız. Hocam ee, şimdi hani, hani korkularımız, vesveselerimiz dedik ya Hı -hı. işte Covid'li savaşlardı bir ton şey yaşıyoruz ve sürekli şunu düşünüyoruz. Dünyanın sonuna mı geldik acaba? Kıyamet mi kopacak acaba? Evet, kopacak. Biraz ha, kıyamet kavramını <laughs> bize anlatabilir misin hocam? Herkes kişinin ölümü kendi kıyametidir. Her dönem bu sıkışmışlık. Yani mesela 1500 vardı, yıl önce de muhtemelen insanlar herhalde tarih, kıyamet tarih, kopuyor tarih, dedi. O zaman da Deccal bekliyorlardı. O zaman da bu olaylar değil mi? var. Hep bu kavramlar hep var. İnsanlık tarihi boyunca var. Yani yeni değil. YouTube'dan beri biz duyuyoruz bunları. <gülüyor> yani <gülüyor> bunlar hep vardı. Süfyanlar da vardı. Mesihlerde geldi, onlar da oldu. Önemli olan Hazreti Pir'in söylediği her birimiz bir Meryem'iz. içimizdeki İsa'yı, ruhu, ruhullah, kelimetü minallah. Ahir zamanda İsa'nın gelmesi aslında hani Hazreti Peygamber'in söylediği bir mana. Herkese diyor e, şeytan dokunmuştur. Meryem İbni İsa hariç o melek cinsinden kelimetü minallah saf bir ruh yani. Bu mana, bu iman hakikati, bu iman, bu ruh kalbimize indiğinde yani Kur'an'ın ahlakı. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Bu kalbimize indiğinde işte İsa Aleyhisselam gelecek, küfrü ortadan kaldıracak. Ama bunun zahiri planda da izdüşümleri olacak mutlaka. Çünkü her batının zahirde izdüşümü vardır. Fakat zahire bu kadar motive olmayalım, dışarıda bu kadar aramayalım. İsa gelse de, o gelse de, bu gelse de bizim belki haberimiz olmayacak. Biz içimizdeki deccelliye bakalım esas. Kendi evimizde bunun numuneleri var zaten. Yani demek istediğim bu kavramların... Bizde iz düşümleri var. Bu iz düşümleri üzerinden varlık okuması yapıp e, dışarıdan değil de dışarıdaki numunelerin içerideki asıllarını görmek. O zaman kıyamet nedir? Sen ne zamanki hakikate uyandın, agah oldun işte bu senin kıyamındır zaman. olabilir. Ne zamanki öldün bu senin kıyametindir olabilir. Dağlar savruldu, büyük kıyamet var işte küçük kıyametimiz var. Büyük cihat var, küçük cihat var. Büyük İsa var. Misal, örnek veriyorum. Eğer ruhullah, kelimetü minallah manasında. içimizdeki o, her birimiz bir meryemiz. içimizdeki İsa'yı doğuracağız da var. Bu da Muhammedi ahlaktır. Muhammedi şuurdur. O benim kardeşimdir. Diye. Az önce Muhittin Arabi dedin hocam. İşte evet. e, Muhittin Arabi biz hala yıllar geçti anlayamıyoruz. Evet. Evet. Mars'a gittiği bile konuşuluyor Muhittin Arabi. Evet. Halden hallere geçiş çok konuşuluyor. Ne demek halden hallere geçmek? İnsan nasıl halden hale geçebilir? Oraya nasıl varabiliriz? İşte insan varlığı bu 99 esma, 1001 esma, 4400 esma, sonsuz esma. Yani bu varlığın her bir fazı, her bir fazı ve bu fazlar yani bu açılar, bu mertebeler ben mertebeye geçiş demek, halden hale geçiş. Nasıl ki anne rahminde biyolojik olarak değil mi? Bir damla su biyolojik olarak halden İnsanın da düşünce dünyası, tefekkür dünyası, alay illinden esveli safiliğine kadardır. Bugün siz küfür üzere kelimeleri dinleyin, inkar üzere kelimeleri dinleyin ki Kur'an acayip bir mucize yani İş. iman edenlerin imanını artırıyor, inkar edenlerin de inkarını artırıyor. Ah bu acayip hocam, bir şey ya, müthiş. Acayip bir şey. Yani çünkü yani. mesela birine denk evet. geliyoruz. ...ateist diyor ki ben Kur'an okudum daha da Aa, ateist oldum. Evet evet. Haklıyım diyor ateist. Haklıyım diyor. diyor evet. Öyle diyor ki haklıyım imanımda. Abi. Kitabın kendi çok acayip bir şey. Çok. Film çok ilginç yani. Ve hep neye geliyor biliyor musun? İman, inkar. Başka bir hikaye yok. Cennet, cehennem. Sağlık şu. Başarılı, başarısız. İki uç. Evet. Bu varlık kemalat içindir ve kemalatın sonu ya bataklıktır ya da bataklıkta lotus yetiştirmektir yani. Dolayısıyla halden hale hep geçiyoruz. İmanı elde tutmak yani o dengeyi elde tutmak. Bedenin dengesi, düşüncelerin dengesi, duyguların dengesi, ilişkilerin dengesi. İhtinas sıratel müstakim dediğimiz peygamber aleyhisselam... Bizim şimdi siyer dersleri de şey oldu, kadim bilgelikte Nur Sena Hoca veriyor mesela. O sahabilerin yaşamında bakıyorsun öyle çözümler var ki, öyle dengeler var ki... ...hepsi Kur'an'dan almış bunu. Kur'an'dan derken varlıktan almış bunu, tecrübelerle. İşte... Bu hallerimizi biz eğer ki doğru referanslarla akort çekebilirsek güzel sesler alırız. Ama akort çekemezsek ses bozuk olur. Öbür tarafta da bu sesler bizi cırmalar. Biyolojik olarak halden hale geçiyoruz. Psikolojik olarak halden hale geçiyoruz. Ama nihayetinde bir kıvama geliyoruz. Bir makama geliyoruz. Bir karara geliyoruz. O karar ne? İşte iman mı edeceksin, inkar mı edeceksin? Bu korkularımızdan, vesveselerimizden... Kurtulmanın yolu ne hocam? Bu... Neden bu kadar çok çok korku içindeyiz? Çok her şeyden şüphe Yok. içindeyiz. Şimdi diyor ki serçelerin üzerine diyor kartalları musallat eder ki serçelerin istidadı gelişir. Korku varsa bir yerde güven de vardır. Vesvese varsa bir yerde ilim var. Bir şeyler var ki musallat var. Yani bağışıklık sistemine gelen hastalıklar aslında bağışıklığımızı güçlendirmek için. Bağışıklık sistemi yani iman safa sağlamsa dışarıdan gelen hastalıklar, virüsler bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Ama bağışıklık sisteminiz sağlıklı değilse çöküyorsunuz. Allah'ın nazarıyla bakarsanız musibetlere, korkulara, vesveselere onların üstesinden geliyorsunuz. Yani bunlar aslında bizi yıkmak için değil de geliştirmek için gelen unsurlar. Hmm. Hadis diyor ki kula diyor bir musibet gelir. Bir musibet isabet eder. Kul onun Allah'tan olduğunu bilirse. Yani buna tevhid nazarıyla bakarsa, tevekkül nazarıyla bakarsa, bunun manasını okuyabilirse, zahmet içindeki rahmeti görebilirse. Yani tohumun çatlamasının ardındaki o meyveyi görebilecek bir basirete sahipse o diyor musibet rahmete dönüşür. Evet. Ama göremezse diyor musibet musibet üstüne musibetler gelir. Kur'an-ı Kerim'de diyor. yani Allah onun sayısını bile vermiş. Yılda bir ya da iki kez büyük bir tabii, musibet tabii, başımıza tabii, gelir. Çünkü level atlama eşi. E, yani oralar eşiklerdir. Ticarette de bu vardır. Dünyamızda da bu vardır. Oralar risk noktaları, kritik noktalardır. Ve oralarda işte hani şöyle düşün. Kilimi dokuyorsun, dokuyorsun bir şey yok. Sonra en son tak, tak, tak vuruyorsun, sıkıştırıyorsun ya. Evet. Bunun gibi. Çok yani güzel. o levellarda bakalım görelim. Yani şunu yapmayacağız. Bu neden benim başıma geldi değil. Dersen daha çok Bu, bu gelir. Bu, bu şöyle diyor ki kulun e, iki türlü gelebilir. Bir, e, sen bir bir, bir şey yapmışındır, bir hata yapmışındır. ona kefaret olabilir. Bu bir. Dengeler çünkü. Sistem kendisini dengeler. Beşer zulmeder kader ise adalet eder. Enerji mutlaka dengeler. Yaptığınız her şey mutlaka karşılığı olacak. Sistem boşluğu kabul etmiyor. Bu bir. İkincisi de müsbet ibadet vardır. Bir de menfi ibadet vardır. Menfi ibadet işte hastalıklar, musibetler gibidir. Hmm. Kul ibadetleriyle, çalışmasıyla çıkamaz ama o musibete sabrıyla, ne olur biliyor musun? Acıdan geçmeyen, <laughs> biraz evet. acıdan geçmek. Acı ve zahmet içerisinde ne rahmetler vardır. Hani bir bir sene çalışıyorsun sağlam ama meyvelerini ne kadar yiyorsun? Bir doğum sancısı yaşıyorsun ama rahmete bakıyorsun. Kabz ve bast. Yani 1.9'a geldin sıkıştın tık ikiye geçiyorsun. 1.1, 1.9 sıkıştın artık ne yapacaksın? Bu sıçrama anları musibet anlarıdır. Bunlar da kişinin doğum haritasından tut efendim seyri sülûna kadar onun da bir matematiği var. Onu demek istiyorum. Ha. Bak yani yaşamında mesela benim hep belli aylarda böyle be beklerim ben. Biyoritimler var, psikoritimler var, kozmik ritimler var. Her şeyi tek tek ölçtük ve biçtik. Yani bu Kur'an dediğimiz kainat, bu Kur'an dediğimiz insan, kainat, insan ve Kur'an ve bunun Hali hazırdaki en gösterilmiş örneği peygamber aleyhisselatu vesselam Rabbimizi bize tanıtan şeyler. Yani bilim bundan bahsetmez. Bilim bize tasvir eder sadece. Der ki hidrojenle oksijen bir araya gelir su olur. Eyvallah çok güzel bize bir fotoğraf verir bilim. Ama manası nedir bunun? Niçin yani niçin? Niye buradayım yani? Tamam buradayım ama niye yani? Ne alakası var? Ve normalde burada olmamam lazım. Yani bu sebeplerden bu sonuç çıkmaz, çıkamaz. Ama çıkmış, hayret verici değil mi? Yani bilmiyorum, çok çok değişik bir şeyin içindeyiz yani. Esas hayret edilecek konu bu. Ama bundan başka her şey hayret ediyorlar. Değişikten işte <laughs> o yani mevcut dünyalarımız, dünyalarımız, afaki daireler. Evet bunlar gerekli, bunlar ama. gerekli. Ama esas meseleyi ıskaladıktan sonra bunlarda dağılıyoruz. Bunlar ancak bununla güzel olabilecek. Yani kökleri yerde safa sağlam, dalları meyveleri yukarıda. Önce iman, Hazreti İsa'nın söylediği, önce diyor Allah'ın melekutunu isteyin. Önce imanı isteyin. Gerisi size verilir diyor. Önce Allah'ı bilin diyor. Gerisi size verilecek. Diyor. İşte kaosun sebebi böylesine bir noktaya intisap edemememiz olabiliyor. Afaki dairede çok dağılıyor olabiliriz ve bu musibetler niye geliyor? Kendine gel. Niye dışarıya gelmiyor? Çünkü bizim ...ülkemizin, bizim ecdadımızın... ...bizim topraklarımızın... ...bir önemi var. Yani... ...tabii ki oralara da geliyor... ...buralara da geliyor. Her insana kendi... ...dünyasından geliyor. Şunu demek istiyorum... ...sistem... ...dengelenme üzere gidiyor. Sistem... ...muazzam bir ilim içeriyor. Muazzam bir kasıt içeriyor. Hayat, kudreti... ...hepsi iç içe esmaları... ...şey yapıyor yani. Hocam o ben kumartonlar... daha çok devam etmek istiyorum ama... Bizden sonra z da çekimim Öyle. var. O yüzden e, bitiriyorum yavaş yavaş. Ya yani, Ama bir tadı damağında kaldı eyvallah, sohbetin. Eyvallah. Zaman nasıl aktı? İşte zaman kavramı çok göreceli ya. Evet. Şimdi sizinle bu sohbeti yaparken zaman çok evet. çabuk aktı hocam. Evet. Evet, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı ben olsun. Harika bir sohbetti tamam, valla. Tamam. Ee, efendim vardır bir tevafuk. Kubilay Hoca'yı bugün aldıysak, bugün geldiyse diyelim biz de İnşallah. o zaman eyvallah. böyle bitirelim. Evet, Z Talk'ta da şimdi birazdan çekim yapacak Kubilay Hoca Tuğba ile birlikte. Onu da izleyebilirsiniz efendim. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın, like etmeyi unutmayın. En yakın zamanda tekrar Kubilay Hoca'yı davet edeceğiz inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.